Fresh On The Way kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci durağım olan Yanışlı sahiline geldik. Burası yine Taşucu'ndan yaklaşık bir 60 km uzaklıkta, Antalya yoluna doğru 60 km uzaklıkta. Körpe, bakir bir yer. Bakın şöyle bir göstereyim size. Kimsecikler yok, hiçbir tesis yok. Sadece bir dinlenme tesisi var arkamızda, o da araçlar için. Ama arka tarafı bomboş. Bayağı bir bakımsız bir yer ama buraya asıl gelme sebebim birazdan gözlerinize inanamayacağınız, aman Türkiye'de böyle yerler var mıymış diyeceğiniz bir mağara sahil. Buraya ulaşım gerçekten çok zor. İki türlü yol var. Biri zaten ben tercih etmiyorum. Tamamen işte kayaların üzerinden yürüyerek gideceksiniz. Ama asıl yol şu gördüğünüz işte sahilin sonundan, birazdan göstereceğim tek tek, yüzerek geçeceğiniz yer. Tabii teknesi olan varsa da daha rahat ulaşır. Bugün zorlu yerleri gezdik. Zaten ilk videoda görmüştünüz. Geçen hafta orayı paylaşmıştım. Gilindire mağarasını atmıştık. Burası Gilindire mağarasına da yaklaşık bir 15 km uzaklıkta. Benimle kalmaya devam edin. Artık bunu sürekli söylüyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bakalım bugün sizi nasıl bir yer bekliyor. Şimdi ilk yolu tarif edeyim. Öncelikle gelmeniz gereken yer Antalya-Mersin yolu üzerinde bulunan, daha doğrusu Aydın'la Mersin arasında bulunan ağaçlı dinlenme tesislerinde aracınızı bırakabilirsiniz. Bakın şu karşıda gördüğünüz yer. Oradan sonra hemen arkasından sahile ineceksiniz. Dilerseniz, bakın ilk yolu anlatıyorum. Şu gördüğünüz tepelerin arkasında bir patika yol var. Şu harabenin hemen arkasından devam ediyor. Yukarıdan tepeyi dolanıyorsunuz ve aşağı doğru iniyorsunuz ama gerçekten ben orayı gördüm. Birisi YouTube'da çekmiş. Yani çok saçma bir yoldu, biraz zor. Ama diğer yol ise işte benim yapacağım, şu anda şu buruna kadar yürüdük. Zaten bu sahilden görünüyor girdiğiniz gibi. En sona kadar yürüyün. Yüzmeyiniz, eğer yüzeceğinize inanıyorsanız, yüzme yeteneğinize güveniyorsanız biraz açıktan alarak, açık deniz çünkü burası, dalga çok çok oluyor. Bugün şansımıza deniz gayet sakin. Ama tavsiyem, sakın dalgalı bir zamanda buraya gelmeyin. Çok tehlikeli olabilir. Kayalara sizi vurabilir. Özellikle mağaraya yaklaştığınız zaman. İşte ben buradan biraz hafif bir U dönüşü yaparak mağaraya gideceğim. İki tane mağara var. Bir tanesi küçük ama asıl olay büyük olanda. Küçük olana ulaşmak kolay. Hemen şu kayanın arkası zaten küçük olan. Ama büyük olan için daha büyük bir U çizmem gerekecek. Şimdi ilk mağaraya, yani küçük olan Yanışlı mağarasına doğru gidiyoruz. Denize gireceğimiz kısımdan başladık yürüyüşümüze. Buraları aslında geçebilirsiniz. Ayağınızda palet ya da işte suya dayanıklı ayakkabı olması avantajınız olur. Suyun rengi gerçekten çok güzel. Deniz kestanelerine dikkat edin arkadaşlar. Şu anda daha göremedim ama olma ihtimali var. İşte dalgalı olduğu zaman da deniz, bu su sizi karaya vurabilir. O yüzden oldukça dikkatli olmalısınız. Evet, şimdi buradan itibaren yüzmeye başlıyoruz. Bakın burada bir mesela bir bağırda burada var. Gördüğünüz ilk sahil, işte bu küçük mağaranın olduğu sahil. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şimdi ilk kısımda yüzdük. Bu sahile çıktık. Burası küçük mağaranın olduğu. Bakın ileride de işte orada birkaç kişi daha var. İlk sağ mağaranın olduğu, küçük mağaranın olduğu sahil. Diğeri de bir tane daha kaya etrafını dönerek geçeceğiz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ama maalesef deniz çok kirli. Biliyorsunuz burası liman şehri olduğu için birçok gemi bu bölgeden geçiyor ve maalesef pisliklerini buraya bırakıyor ve buradan karaya vuruyor. Dalgalı zamanlarda işte bunları görebiliyorsunuz ama sahil gerçekten el değmemiş ve çok güzel. İşte az önce bahsettiğim ilk yoldan gelenler şuradan yukarıdan iniyorlar. Aşağı bu patikadan inebiliyorsunuz devamında. Ama diğer tarafa geçişi birazdan göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ilk mağara burası, küçük olan. Ben birazdan dönüşte burayı daha detaylı anlatacağım. Şimdi asıl hedefimiz büyük olan yere gitmek. Bugün deniz sakin olduğu için yürüyerek de geçebilirsiniz. Yani yürüyerek derken yine suyun içerisinde sakince kayaların yanından yürüyerek gidebilirsiniz. Biz şimdi öyle gideceğiz.
Ama dalgalı olduğu zaman da tavsiyem mümkün oldukça böyle açıktan alarak geçmeniz. Az önce ilk burnu döndükten sonra böyle kayaların üzerinden çıkabilirsiniz. Böyle daha kolay olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi biraz ayağınıza terlik ya da su ayakkabısı yoksa biraz zor burası. Çünkü kayalar sivri ve işte muhteşem mağara şu gördüğünüz karşıda hemen karşınıza çıkıyor. Ama dediğim gibi denizden de geçebilirsiniz. Ama sağ olsun bir arkadaşımız burada daha önce gelmişti. O bize güzel bir yol gösterdi. Buradan oraya geçeceğiz. Oraya mı geçeceğiz? Tamam. Buradan inelim. İşte buradan yavaş yavaş ineceğiz. Yapalım mı? Dilerseniz tekneyle eğer gelirseniz buraya özel bir tekneniz varsa gelirseniz ya da şu gördüğünüz işte burnun arkasından yüzerek gelirseniz işte sizi bu muhteşem mağara karşılıyor. Gerçekten yani fotoğraflarda gördüğümden çok daha büyük ve çok daha görkemli. Yani eziyete sonuna kadar değiyor. Aslında eziyetlik de bir şey yok. Dediğim gibi yani hava güzelse buraya gelmek çok kolay ama sizden tek ricam lütfen geldiğiniz zaman bütün çöplerinizi alın. Temizleyin burayı. Çünkü buraya kampa gelenler oluyormuş. İşte teknesiyle gelip de kamp yapanlar oluyormuş. Bütün pisliklerini bırakıp gitmişler. Ya bir kamp turizminin doğasına aykırı bu. O yüzden şu anda suyun içinden zaten çekim yapıyorum. İçeride de göreceksiniz birazdan. Yer yer çöpler de var. Maalesef. Ama siz de getirdiğiniz şeylerinizi yanınızda götürün. Eğer karadan gelirseniz dediğim gibi tek dezavantajınız telefonunuza falan gelebilirsiniz ama ben tercih etmedim. İşte su geçirmez bir kameranız varsa onunla gelerek bu muhteşem güzelliği çekebilirsiniz tekrar. Mersin'in Yanışlı beldesindeki mağara sahili burası. Yanışlı sahili burası. İki tane ikiz mağara var dediğim gibi. Bir tanesi küçük, diğeri de böyle devasa bir mağara. Aydıncık'a bağlı. Aydıncık'tan bir 20 kilometre Mersin'e doğru, doğuda. Gilindire mağarasına çok yakın. Yani bu ikili aslında bir güne ayırabilirsiniz. Bu ikili için Gilindire mağarası ve Yanışlı sahilini ayırabilirsiniz. Tavsiyem bu muhteşem mekanı mutlaka görmelisiniz. Şimdi artık biraz dinlenme zamanı. Buraya bence sabah gelmeniz daha güzel olur. Çünkü sabah ışık arkada olacağı için, daha doğrusu ön taraftan geleceği için, yani deniz tarafından geleceği için mağaranın dışarı baktığınız zaman böyle bir ışık süzmesi olmayacak. Şu an mesela ben çekiyorum ama karşıda denizin rengini çok belki göremeyebilirsiniz. Ama günün diğer saatlerince burası daha iyi olacağı kesin. Biz tam öğle vakti geldik. 2 civarı geldik. O yüzden biraz ışık patlıyor karşıdan. Yani fotoğrafçılar için böyle bir şey söyleyeyim ama amaç hani burayı görmekse sadece gerçekten istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Özellikle denizin en durgun olduğu saatlerde gelmek daha güzel. İşte burası da böyle bir bağra. Burada çok güzel sarkıt ve dikitler var. Yosun tutmuş duvarlar var. İşte bu ağaçlar falan sarkmış. Allah bilir işte burası da kaç bin yıllık bir mağaradır. Burayla ilgili çok bir bilgi yok. Herhangi bir şey de yok. O yüzden hani buraya gelip atıyorum böyle bir tekneniz falan varsa aslında gelip bir gece burada kamp yapıp tabii çevreyi kirletmeden gitmek inanılmaz güzel bir deneyim olacaktır. Şimdi az önce size karayolundan geleceğimi söylemiştim. Yani kara kısmından nasıl geleceğimi göstermiştim ikinci mağaraya. Şimdi de bizim başta planladığımız şekilde olan yüzerek dönüşü göstereceğim. Yani yüzerek nasıl gideceğimizi göstereceğim. Bakalım yorulacak mıyız yüzerek giderken? Abi işte bunu yapmayın ya. Yani bakın ben az önce denizde bahsettiğim olay buydu. İçmişler, affedersiniz, her tür pisliklerini yapmışlar, atmışlar, buraya gitmişler. Yani şunları torbalara koyup geri götürmek bu kadar mı zor? Yani bunları getirecek kadar yorulmuyorsunuz da dönerken bunları götürmek mi zor? Yani her yerde ufak tefek var ama burada böyle bir yığınlık vardı. Kim gelecek buraya bunları toplayacak acaba merak ediyorum. Biz yine yanımıza birkaç tane bir şey alıp götürmeye çalışacağız. Cebimize sığdığı kadar. Ama görüyorsunuz iç çamaşırı bile var yani yerde. Saçma sapan insanlar burayı da bulmuşlar. İşte bazen tanıtmak da kötü. Hani tanıtınca burası daha iyi olunca acaba daha mı kötü olacak? Göreceğiz. Ama lütfen lütfen bir daha söylüyorum. Çevreyi kirletmeyelim. Bu güzelliği de mahvetmeyelim. Bakın ben yavaş yavaş artık gidiyorum. Görüşürüz mağaracık. Yürüyüş yolu başlasın. Şöyle bayağı bir açıldım. Hani oradan size tamamen yolu göstermek için. İlk geleceğiniz nokta hemen şu taşın karşısında, arkasındaki sahil.
oradan zaten dalgalı değilse eğer deniz, çok rahat bir şekilde kayalara tutuna tutuna bu tarafa geçebiliyorsunuz. Dalgalıysa da ufacık bir U yaparak bu ilk küçük mağaranın olduğu sahile geliyorsunuz. Burası birinci mağaranın olduğu kısım. İkinci kısımda da isterseniz şu kısımdan eğer hani ayakkabınız iyiyse yürüyerek geçebilirsiniz. Hemen şu kayaların üzerinden. Orada boy yok. Zaten ana mağaraya gelmiş oluyorsunuz. Dilerseniz hani yüzmeyle ilgili bir probleminiz yoksa yine böyle açıktan mağaraya gelebiliyorsunuz. Yani totalde bir 100 metre yakın bir yüzme rotanız var. Suyun rengi çok güzel. Sadece gemilerin atıklarından dolayı biraz kirli ve bulanık. Ama yeşil bir tonlarında, turkuaz tonlarında bir su sizi karşılıyor. Evet, şimdi küçük mağaraya da uğradıktan sonra artık dönüş yoluna geçeceğiz. Evet, şimdi ikinci mağaraya geldik. Burada fotoğraf çekmek için biraz üst tarafa kadar girdik. Mağara içindeyiz. Sağ olsun, hocam buraları iyi biliyor. Bize her bütün yolları anlatıyor. Şu an o içerideki küçük mağaranın en dibine kadar gelip işte uygun bir fotoğraf açısı aradık. Ama işte ben GoPro ile çekim yaptığım için fotoğraflar çok iyi çıkmıyor ama telefon olsa çok güzel çekim olacak kesin. Zaten ben bunları da paylaşacağım, görürsünüz. İkinci koy da bu şekilde, daha doğrusu ikinci mağara da bu şekilde. Şimdi bir mağara daha buldum arkadaşlar. Burası fena bir yer. Biraz tehlikeli bir yer ama girelim bakalım. Kesin yol çıktı burada. Çok güzel ya burası şu anda.